يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: زراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفع من لم يبلغ 12 سنة ومن بلغ 13 سنة فعليه وله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhimü salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etvalar rıdvanullah aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darı baka edenlerin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziya'nın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafendilerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba, müezzin, kayyimi, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, mümin ve münatın, tüm geçmişlerimizin erbaa için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Zeraril Müslümin, Müslümanların yevmel kıyame tahtel arş şafi'un ve müşafi'un men lem yeblu 12 sene. Müslümanların 12 yaşına kadar vefat etmiş olan masum çocukları kıyamet gününde arş-ı âlâ'nın altındadır. Şefaat edeceklerdir analarına, babalarına. Şefaatler de kabul edileceklerdir. Kabul edecektir diyor. Evet, zerari zürriyetin çoğulu. Evet, şeyin, yeryüzünün ve diğer cinlerin nesillerine verilen adım zürriyet, nesil, nesil, nesli sekaleyn demek. Bu Müslümanların çocukları vefat etmiş, çocuk doğmuş ki düşük de dahildir buna. Teşekkül etmiş çocuk. Biliyorsunuz İslam din, insan neslinin devamı için Allah Celle Celaluhu bir tek yol bırakmış. Kadın erkeğin nikahla birleşmesi. Bunun da hedefi insan neslinin kıyamete kadar devamı. Allah'ın iradesi bu. İnsanlar olmazsa dünyanın düzeni diye bir şey olmaz. İşte evlenenler Allah'ın bu iradesinin gerçekleşmesine vesile oldukları için sevap kazanıyorlar. Onun için Anadolu'da insanlarımız evlenince insanların günahlarından kurtulur, temizlenir diye bir şey vardır. Kanaat doğrudur. Allah'ın emrini yerine getiriyor. İslam neslinin, Müslüman neslinin çoğalması niyetiyle evleniyor. Peygamber emrine getiriyor, bir de Allah'ın emrini yerine getiriyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini yerine getiriyor. Güzel bir iş yapıyor. Ondan dolayı büyük sevap kazanıyor. Günahlarını Allah affediyor. Şimdi birleşme olmuş, döllenme olmuş. Bu döllenme olduktan sonra o döllenme olan hücreyi neyse canlıyı almak günahtır, haramdır. Gün geçtikçe günah artar. 40 gün olunca ruh üflenir diyor Peygamberimiz. 40 günlük çocuğu doktora aldırırsanız ana baba katil olur, doktor da katil olur.
Efendim bu zina mahzur olabilir. Çocuğun kabahati yok. Anası babasının suçunu niye çocuktan alıyorsun? Canlı olduğu için bunu aldıranlar katil olur. Şer'an böyle efendim. Biz size duyuruyoruz. Kabul edersin etmezsin. Fıkıh kitaplarına bakabilirsin. Ondan işte bu çocuk da 40 günü tamamlamış, ruh üflenmiş çocuk sayılıyor. Ama bu da bu çocuğu düşürmüş, düşmüş mesela şu veya bu sebeple düşürmüş değil de düşmüş. Bu da şefaatçi olacak. 12 yaşına kadar evet diyor. Kıyamet günü Müslümanların bu çocukları kıyamet günü arşın altındadır ki hiçbir gölgenin olmadığı bir gün gelecek mahşerde. İnsanlar toplanacak Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ne kadar insan varsa o mahşer denilen yerde toplanacak. Neresi burası Allah biliyor. Bütün insanları alacak bir mekan burası. Kafiri, Müslüman hepsi işte orada güneş bazen insana çok yaklaşacak. Terleyecekler insanlar. Çok kalabalık olduğu için Efendimizin ifadeleri böyle hadisler var. Ter kulak yumuşağına kadar çıkacak. İnsanlar bu kafasını öne yerse nefes alamayacakları için başlarını kaldıracaklar. Başı ağrıyacak, indirecek. Nefessiz kalacak, tekrar kaldıracak. Koşu yapılan, koşturulan at terler. Terlerinden dolayı sancı olmasın, hasta olmasın diye gemiyle beraber ağaca bağlarlar onu bir yere ki aşağı indirdi mi gem acıtır ağzını kaldırır. Yukarı kaldırınca boynu ağrır, indirir. Böyle gemli hayvan gibi diyor. Başlarını eğerler, kaldırırlar. Buhari hadisidir efendim. İşte böyle bir durum var. İnsanın durumuna göre bazılarının ayakları terin içinde, bazılarının dizlerine kadar, bellerine kadar, omuzlarına kadar, bazılarının ta burnuna kadar ter içinde kalacaklar. Bazen de müthiş bir soğuk, üşüyecekler. Bazen güneş çok yakın olacak. Aydınlık olacak, bazen zifiri karanlık olacak. İnsanlar böyle müthiş sıkıntı, mahşer sıkıntısı, müthiş bir sıkıntı. Evet, bir kısım insanlar Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde bulunacaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında toplanacaklar. Sohbetini dinleyecekler. Sıkıntı yok. Çok aydınlık, çok karanlık, çok terleme, melleme yok. Böyle ferah fuhur olacaklar. İşte bu müminlerin çocukları arz ettiğim 40 günden fazla anasından düşmüş bir şekilde veya doğmuş 12 yaşını tamamlamadan ölmüş hadis-i şerife göre. Bu çocuklar bu mahşerde Arş-ı Âlâ'nın hiçbir gölgenin olmadığı yerde Arş-ı Âlâ'nın gölgesi altında toplanacaklar. Evet. Orada insanlar amellerine göre arz ettik ya, ter kulaklarına kadar, ter bellerine kadar, dizlerine kadar, bazısında hiç ter yok. Kur'an-ı Kerim'de de Müddessir suresi 38. ayet Küllü nefsin bime kesebet rahine illa ashabel yemin. Her nefis kazancına bağlı orada bekliyor. Birisini mal satıyorsun, veresiye satıyorsun, tamam da diyorsun bana bir rehin ver. Sen ölürsün kalırsın, ben zarara vuramayayım. Rehin vardır İslam'da. Şimdi ipotek diyorsunuz siz ona. Evet, İslam'da da vardır. Eğer borcunu alamazsan ondan alırsın. Aha, insanlar da Allah onlara akıl vermiş, insan yaramış, iman vermiş, yaşatmış, bir sürü nimetlere gark etmiş. Karşılığında da işte şunu yapmayın, bunu yapmayın. Yaparsanız cehennem var ha falan, sorgu var demiş, biliyoruz. Aha, herkes amellerine bağlı olarak bekleyecekler orada mahkeme kübra kurulana kadar. Rehin bu demek. Bir şey yapamazsın. Yaparsan hemen onun rehininden seni alırlar. Aynı şekilde her insan ameline bağlı olarak orada rehin bekletilir. İlla ashabel yemin, ama savcılar, müminler, salih kişiler onlar hariç. Onlar peygamberin etrafında, arşın gölgesinde ferah fuhur. Susadıkları zaman önlerinde bir ışık. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ. Önlerinde bir nur, sağında bir nur. Nurları takip eden giderler ve Havz-ı Kevser'e susayınca. Havz-ı Kevser'in başında Muhammed Mustafa vardır, sahabileri vardır. Tasları yıldızlar adedincedir.
çok büyük havuzdur, tükenmez. Oradan müminler içerler. İçen bir daha susamaz. Efendimiz hadisleri böyle. Evet, şimdi herkes gidiyor ya nurun arkasından. Bakıyor ki bizim hemşeri Ali. Ben de Müslümanım. Kim bunlar? Müslümanlar Havuz-ı Kevser'e gidiyorlar. Susayan içecek. Ben de Müslümanım, ben de müminim. O da gidecek. Evet, o da imanı var. Evet. Havuza varacak. Etrafında millet kuyruğa girmiş. Sıra ona gelince dudağı çatlamış, susuzluktan yanmış, kavrulmuş. Tam içeceği zaman arkasından kuvvetli bir pençe görevli melek yakalayacak, çekil oradan diyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görecek efendim. Hadis de böyle efendim. Ben aktarıyorum size. O benim ümmetim. Bırak o da içsin. Buyuracak. Melek diyecek ki ya Resulallah, bunun ne yaptığını biliyor musun? Ne yaptı? Senden sonra sünnetin önemi yok dedi. Senin sünnetlerini hiçe saydı, çiğnedi. Bid'at ehli bu. Öyle mi? Buhari, Müslim hadisidir. Bakabilirsiniz. Suhkan buğdan, defolsun, gözüm görmesin, götürün. Yaka paça götürecekler. Kim bunlar? Şimdi ne diyor? Adam ilahiyat profesörü. Adam hoca. Sünnetin önemi yok efendim. Kur'an bize yeter. Yetmez. Anlayamazsın. Kur'an'ı anlayamazsın sünnet olmazsa. Evet. Hep söylüyorum efendim. Hep söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti anayasası vardır. Devletimiz ona göre idare edilir. Buyurun. Ben bilmiyorum. Anlamıyorum. Profesörüm anlamıyorum. Sıkıysa sen oku Türkçe. Hadi anla bakalım. O anayasayı anlayamazsın. Uygulayabilmek için kanunlar çıkar. Ceza kanunu, ticaret kanunu, medeni kanun, borçlar kanunu, idari kanunlar, anayasanın genel prensipleri söyler, kanunlar açıklar. Kanun da anlayamazsın. Görmüyorum garip, profesör olacağım diye yıllarca çalışıyor. Hem de hepsinin profesörü değil, bir sahanın profesörü. Tüzükler çıkarılır. Ondan da daha aşağı yönetmelikler çıkarılır, genelgeler çıkarılır. Akıl yolu budur. İslam da akıl yoludur. Anayasa la teşbih, anayasa Kur'an. Genel prensip içerir. Akimus salah, namazı kılın. Allah'ın emridir. Elinizi kaldırın, tekbir getirin, kıbleye dönün, Sübhaneke okuyun, Euzü Besmele çekin, Fatiha okuyun, sonra Zamm-ı Sure okuyun. Var mı bunlar Kur'an'da? Nasıl namaz kılacağız? Namazı kılın diyor Allah. Nasıl kılacağız? Peygamber öyle diyor. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılın. O da böyle yapıyor, böyle yapıyor. Bize öğretiyor. Akimu'yu o açıklıyor. Evet, o açıklıyor. Evet. Kanunsuz kanunlar anlayamadınız bir anayasayı. Evet, İslam'da da peygamberin sünneti olmazsa Kur'an'ı anlayamazsınız. İbadetler yok olur. Nasıl hac edeceğiz? Haccu. Hac edin. Nasıl? Beni gördüğünüz gibi. Ben nasıl yapıyorsam öyle. Onun için devesin üstüne çıkmış mübarek. O zaman hoparlör yok. 140 bin sahabi. Bir rivayete göre 240 bin. Nasıl duyacak sesini? Devenin üstüne çıkmış. Evet. Kabe'den yola çıkmış. Hem sesini böyle görüyorlar, hem hareketlerini görüyorlar. Lebbek çekerek, aha böyle yapın, görün. Evet, haccı nasıl yapacağımızı peygamber sünneti açıklıyor. Evet efendim, anlayamadığımız yerler olur tabii. Sahabiye sor, Ebu Bekir, Ömer nasıl? Onlar öğret, bizzat onun yetiştirdiği adamlar. Aynı sistem, şimdi adam çıkıyor diyor ki, sünnete gerek yok efendim. Kur'an bize yeter. Her şey Kur'an'da var da sıkıysa anla bakalım. Hadi. Neden mahkemeye gittiğin zaman avukata para yatırıyorsun? Türkçe lan kanunlar. Hadi oku. Kanun böyledir de bakalım hakim seni dinleyecek mi? O kanunun bir anlamı var. Anlayamazsın ki. Moda oldu şimdi. Sünnetin önemi yok. Araplarda hastalık. Sünnet yok. Tesbih yok. Bid'at diyor adam. Peygamber sünnet bid'at olur mu ya? Peygamber demiş mi ki namazlardan tesbihi evinizde çekin, camide çekmeyin, yanlış çekin, kabul için öyle bir kayıt var mı?
atalarımızdan Allah razı olsun, geleni kanı getirmişler. Doğuyan batıya bu sünnetleri işliyoruz. Onun için 15 Temmuz'da Allah tutuyor elimizden. Siz benim peygamberimizin sünnetini herkesin bundan uzaklaşmasına rağmen yapıyorsunuz. Kalkın ayağa demiş, kurtulmuşuz. Sünnete yapışan aziz olur. Allah'ın hoşuna gider. Resul-i Ekrem Efendimiz aşkına dünyayı, kainatı yaratmış. Onu beğenen, onun sünnetine gidenler beğenmez mi? Evet. İşte görüyorsunuz adamların halini. Sünneti hiç önem vermedi. Bizi de bu kuyuya düşürmek istiyorlar. 1000 yıllık tarihimiz, yolumuz güzel. Ehli sünnet yolu, sünnet yolu. Peygamberin gittiği izden gitmek. En güzel yol bu. Bundan ayrılmayacağız. Efendim işte bu söylediğim hikaye değil efendim. Tam su içecek, ben de Müslümanım diye. Diyorlar ki ya Resulallah nereden tanıyacaksın? 1440 sene olmuş değil mi? Peygamberimiz vefat edeli 1400 sene olmuş. Diyor ki bu adam cuma kıldı. Abdest aldı. Gusletti. Abdest suyunun değdiği yerler nurlu olacak diyor. Nur fışkıracak. Oradan tanıyacağım benim ümmetim diye. Evet. Veya düğün yapıyor şimdi. Düğün yapmak sünnettir. Velime derler. Gücüne kora 1000 kişi davet et. İbadette şey olur mu? İsraf olur mu ya? Ama çöpe atma artıkları. İsraf etme. Herkesi çağır. Zengin, fakir. Evet, düğün yap. Ama düğünde rakı içirme. Şarap içirme. O yok. Yasak. Müslümanları bir araya getir. Kaynasınlar Müslümanlar. Ya Allah Allah. 10 senedir görüşmüyoruz arkadaşlar ya. Düğünde böyle olmuyor mu? Ya hiç göremiyoruz birbirimizi. Müslümanları kaynaştırmıyor mu düğün? Onun için çok önemlidir. Men du'ya ila velimetin felem yucib fakat asallaha ve rasulehu. Kim düğün yemeğine davet edilir de mazereti yokken gitmezse Allah'a ve Resulü Muhammed Mustafa'ya isyan etmiş olur. Hadis bu efendim. Neden? Düğün elle olur. Sen gitmezsen herif düğün anlamı kalır mı? Düğün bayram elle olur. Birbirlerle insanlar buraya gelince olur. Evet. Böyle önemli. İşte onlar düğünde namazı kılıyor, hacca da gidiyor. Oğlan diyor ki baba 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 asker arkadaşlarım geldi, talebe arkadaşlarım geldi. Hayatta bir defa oluyor diyor lan biz ta Van'dan geldik, Erzurum'dan geldik. Kafayı çekeceğiz. Baba baba gidin lan falan. Baba 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 al lan şunu hadi. Peygamber Allah iş geçmeyin diyor. Peygamber bid'at yapmayın diyor. Küllü bid'atın dalale her bid'at peygamberin sünnete aykırı olan sapıklıktır. Sapıklığı cehennemdedir. Hadisi her dersin yönünde okuyoruz. Bunlar hadis. Def olsun, gözüm görmesin diyor. Evet ama hacı oğlanın hatırına, peygamberin hatırını bir tarafa atıyor. Al şunu diyor, ne halt içesin dedin gidiyor. İşte bu bid'attır. Bunlar düğünde iş geçirenler. Elin erkeğin gözünde karısını oynatanlar. Tamam düğün şenliktir, oynanır. Ama kadınlar kendi arasında, kimse görmeyecek yerde. Erkekler kendi arasında oynanır. Oynayınca iman gitmez. Peygamber mescitte gençleri güreştirmiş yahu. Peygamberin evinde türkü söylemiş kızlar. Peygamberin evinde Hazreti Ebubekir gelmiş, bakmış kızlar türkü söylüyor. Ne demiş peygamberin evinde demiş şeytanın mizmarlarını. Peygamber efendim, Ebubekir elleme gençleri demiş, neşelerini bozma. Odanın içinde yapıyorlar yahu. Odanın içinde serbest yani. Onların da buna ihtiyacı var. Sen bu ihtiyacı görmezsen gider pavyona, şura bura, orada görür ihtiyacını. Onda da nefis var. Meşru yollarda deşarj edeceksin gençleri. Evet. Hep aklın yolundan gideceksin. Peygamberimize bize onu tavsiye. İşte orada böyle hem namazını kılıyorsun, abdestini kılıyorsun, hacca gidiyorsun ama gençlik bu yapılır ya falan dedin de Allah'ın emirlerini, peygamberin emirlerini çiğnedin mi? Sühkan buradan defolsun gözüm görmesin. Zemzem'den, Havz-ı Kevser'den içemeyeceksin. Ben de duyuruyorum kardeşiniz olarak. Ona göre aklını iyi kullan arkadaş.
sevdiklerine de ki bir dakika, güzel şeyi bulaştırma, etme, kılma. Evet, şimdi maalesef hocalar da işte böyle, sünnet önemli değil ya. Peygamber böyle söylüyor, ayeti böyle tefsir ediyor. O da bizim fettebi'un nebiyye, ümmi peygambere uyun. Atiyullah ve atiyur rasul, Allah'a ve Resul Muhammed Mustafa uyun. Allah'ın emri bu ya. Niye uymuyorsun sen? Peygamber sünneti önemli değilmiş. Çıkıp profesör denen adam bunu söylüyor. Daha bunlar çoğalacak. Bilgisiz imanınızı koruyamazsınız. Evet, kurtulamazsınız. Yaptığınızı bilerek yapacaksınız. Kur'an'a uyuyor mu? Peygamberin sünnetine uyuyor mu? Ya bileni dinleyeceksin ya kendini okuyacaksın. Aksi halde bu devirde işte böyle hocalar çıkıyor, kafanı karıştırıyor. Ben Kur'an'la başka hiçbir şeyi kabul etmem. Tam dayaklık. Evet, tam dayaklık. Neden? Onu dinlemiş. Ona göre konuşuyor. Bunlar çoğalacak. Evet. Bunlar onlardandır demiyorum ama. Amerika'da 1956'da papazlar toplanıyor. Gizli konuşmalarını yakaladık, bulduk. Diyor ki papaz, Müslümanları bir türlü halledemiyoruz. Türkiye'yi bilhassa, Türkleri, Arapları hallettik. Cemalettin Afgani'yi çıkardık, Muhammed Abduh'u çıkardık, şunu çıkardık, bazdık onları. Ama Türkiye'de bir sarhoşun yanında peygamberi sövsen, Kur'an'ı sövsen adam seni öldürür. Bir türlü şey demiyoruz, bunu yıkamıyoruz. Öyle bir milletiz biz elhamdülillah. Ama diyor ki papaz, onun da diyor sırrını bulduk. Kur'an her şeyin başıdır. Kur'an'da her şey vardır. Kur'an'a sarılacağız. Hadis sonradan toplandı. Çürüktür, aslı yoktur, şüphelidir. Kur'an, Kur'an diyeceğiz. Oradan yıkacağız. O da öyle söylüyor işte. Bunların ajanıdır demiyorum. Orasını bilmiyorum. Ama yaptıkları bu papazın dediğine aynen hizmet etmek oluyor. Kur'an'a sarılmak için sünnete ihtiyaç var. Anlayamazsın beyefendi. Misal veriyorum. Misal veriyorum. Evet. Kur'an, Peygamber Efendimiz de anlayabilmek için Ebu Bekir'e bakacaksın. Ömer'e bakacaksın. Dizinin dibinde. Sözünü nasıl anlayacaksın? Ha. Bakacaksın ne yapmış? Evet. Onu da anlayamazsın. Bu konuda çok uzman, gece gündüz çalışmış İmam Azam'a bakacaksın, İmam Şafii'ye bakacaksın, İmam Malik'e bakacaksın, İmam Ahmet'in Hanbel'e bakacaksın. Arkadaş, herkes İmam Ahmet olamıyor. İmam Ebu Hanife olamıyor arkadaş. Allah onlara bu lütfü vermiş. Sistem bu. Bin yıldır bu aziz millet bu yolda gidiyor. Şimdi kafasını böyle sokuyor. Haccı Eylül'de yapalım. La havle ve la kuvvete illa billah. El haccu eşhurun malumat. Kur'an'da açık. Hac belli aylarda olur. Onlar da peygamber demiş ki Şevval, Zilkade, Zilhicce, hac ayları bunlardır. Bunu değiştirecek beyefendi Batı'nın icat ettiği Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül'ü donduracakmış. Ulan Kur'an böyle söylüyor. Evet, peygamberin saydığı, evet, Muharrem, Zilhicce, Şevval, Zilkade, bu ayların içinde Şubat var mı lan? Ocak var mı lan? Mart var mı? Nisan var mı? Haziran, Temmuz var mı lan? Getir lan. Dinin sahibi Allah ve Resulü. Ben kanunlara bir şey demiyorum. Ama Müslümanın ibadetleri Müslümanın emirlerine göre olacak. Kur'an'a göre olacak. Sünnete göre olacak. O da öyle söylüyor. Onları bırakalım diyor. Eylül diyor. Günler eşit diyor. Gece gündüz soğuk sıcak da değil. Oh kaymak iyi. Bir süre sonra o diyecek ki salat dua demektir. Yatıp kalkıp durman ya. Şöyle durun kilisede adamların yaptığı gibi. Dedin mi bitiyor ya iş? Hayır. Bunlar dini yıkmak için o papazın hileleridir. Bundan onu biliyor demiyorum bakın. Bu gizli bir toplantının kararını biz yakaladık. Bu ama yaptıkları onlara hizmet etmek oluyor bakın. Dini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Siz Müslümansınız, müminsiniz. Böyle kimselerin şerrinden, tesirinden kurtulmanız için Kur'an'ın tefsirini okuyunuz. Resmi tefsir, hep söylüyorum, bana inanmayın. Devletin 1936'da bastırdığı resmi tefsir, hak dini, Kur'an dili.
Yeni Mahalle Türkçe tefsir. Buyurun efendim, okuyun. Buyurun okuyun. O adam gibi söylemiyor. Evet. Masum Köksal Hoca din kurulu şeysini yaptı. İslam tarihini okuyun efendim. Gördün ne yapmış sahabiler? Bunlar dünya birincisi olmuş. Siyer konusunda adam. Bakın resmi adam. Buyurun onları okuyun. Şimdi bir de çıkıyor ki haccı diyor şu ayda yapalım. Olur böyle şey, saçmalık. Bu saçmalıklar daha çoğalacak. Kurtulmanız için çok adam görüyoruz. Ben diyor Kur'an'dan başka hiçbir şeyi kabul etmem. Etmeyin. Senin adın Ali Hasan. Din adına seni yanlış yollara götürüyor. Papazın oyunu tuttu. Görüyorsunuz. Onlar zaten içi boş, yıkılıyorlar. Seni yıkmak için çareler bunlar. Bir şey, oyunlar bunlar. Evet efendim. Bunları mahşerde işte böyle peygamber sünnetine önemsiz diyenler, bid'at sahipleri, kuvvetli, görekli melek. Evet. La yasunallahi. Allah'ın emrini kesinlikle yok hemşerim diyor ya hani. Dur, kimdir o? Yasak hemşerim diyor ya nöbetçi. Aynı o melek de ya Resulallah diyor. Bu ne yaptı biliyor musunuz? Efendimiz merhametli. İç sinirlemen diyor. Dudu kurumuş. Baksana dudağı kurumuş. Adamcağız yanıyor, yakılıyor. Ama ne yaptı biliyor musunuz? Senin sünnetlerini hiçe saydı bu. Ayağı altına aldı, çiğnedi bu. Bid'at ehli bu. Suhkan, budan, defolsun, gözün görmesin. Sen inen adamsın, bu duruma düşmek ister misin? Onun için bid'atları yapma. Peygamberin sünnetleri harfiyen uy, başın arşa değsin, aziz ol. Evet efendim, işte orada aldı. 12 yaşına olan çocuklar, 12 yaşında olan çocuklar diyor, şefaat edecek, öyle diyor bak. Şafi'un şefaat edecek. Kullun minhum şafi'un indallahi fi men üzine. Şefaat edilmesine izin verilenler hakkında bu 12 yaşına kadar olan çocuklar şefaat edecek. Müşeffa'un makbulü şefa'ada. Şefa'a. Gayru merdude. Evet, reddolunmayacak şekilde şefaatleri kabul edecek. Ben anamı, babamı cehenneme sokmam diyecek çocuk. Ama kim öldüğü zaman niye öldün? Allah benden başka da bulamadın mı? Niye benim çocuğumu aldın? Demeyenler için. Kadere inananlar için. İtiraz etmeyenler için bu. İmanını koruyanlar için bu. Anamı ben cehenneme ben de sokun. Masum çocuk cehenneme sokulur mu? Anası kurtaracak diyor. Şefaati de kabul edilecek diyor. Efendimiz söylüyor. Şafi'un müşeffa'un men lem yeblu isna aşara sene. 12 yaşını doldurmamış olanlara diyor. Şimdi tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine şartlarına, Mekke şartlarına göre hitap ediyor. O zaman da Türkiye'de Müslümanlık yok. Buhara'da Müslümanlık yok. Orada da sıcak iklimlerdeki çocuklar farklı. Helsinki'de 22 yaşında büluğa ediyor çocuk. Hamamcı oluyor. 22 yaşında kendine geliyor. Araplarda en fazla 12 yaşında. 9 yaşında ulaşanlar da var. 12 yaşında olanlar. Evet. Onun için peygamber 12 yaş diyor. Burada tabii işte İmam-ı Azam'a ihtiyaç var. Peygamber 12 yaş diyor. Ama dediğim gibi 20 yaşına gelmiş Helsinki'de çocuk hiç anlamıyor bir şeyden. Erkeklik yok. 22 yaşında kendine geliyor. Türkiye'de 15. Arabistan'da işte 9-12 arası. Öyle diyor. 12 yaştan küçük. 12 yaş olunca ne oluyor? 13 yaşına gelmişse, 12'yi tamamlamışsa diyor, o kendi diyor hesabını verecek. O kendi öteki adamlar gibi nereden buldun, nereye harcadın, niye yaptın? O bizzat kendi muhatap olacak. Ötekiler masum. Masum çocuklar, buluğ vermemiş çocuklar ölür de anneler babaları da isyan etmezse analarına babalarına şefaat edecek. Şefaatler de kabul edilecek diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi tabii bütün hastalıklar bize Avrupa'dan. Avrupa'da müthiş hastalık var.
O, hep söylüyoruz efendim, içlerinde yaşadık yıllarca. Amerikalı kadın çocuk yapmıyor. Devlet çocuk yapmaları için özel doktor tayin ediyor. Biz dedik, Müslümanız dedik, kadın doktor istiyoruz dedik. Kadın doktoru verdi devlet, 5 kuruş almıyor. Maaş bağlıyor çocuk iyi beslensin de gerizekalı olmasın diye. Anasına maaş bağlıyor. Çok yardım ediyor çocuk yapanlara. Ama gene Amerikalı kadın çocuk yapmıyor. 9 ay karnında taşıyacak. Ondan sonra da 2 sene uğraşacak. Aa diyor, ben zevkimden fedakarlık edemem. Dışarıdan işçiler, zenciler ver Allah. 10, 15, 13 yaşın 13 tane çocuğu olan zenci adamın limuzinle özel böyle köşkünde lüks hayatı gözümle gördüm, dinledim. Sırf çocuk parasıyla, hiç işi yok. Devlet bu kadar teşvik ettiği halde Amerikalı kadın çocuk yapmıyor. Aynı şey Fransa'da da var. Helsinki'de de var. Almanya'da da var. Hollanda'da da var. Hatta benim talebem kadınlarla evlenmek demoda oldu hocam diyor. Erkek erkek evlendi diyor. Kanunlarında var. Homoseksüellik almış yürümüş. Nesil gidiyor. Yabancılar da yabancı parası almak için habire çocuk yapıyorlar. Yabancılar iktidara geliyor. Türkiye'yi de tehlikeli görüyorlar. Çünkü elhamdülillah Türkiye'de Müslümanlık var. Çocuk yapıyor herkes. Devlet başkanımız 5 çocuk diyor. Zaten inancımız öyle. Herkes çocuk yaptığı için genç nüfusumuz %50. Çocuk nüfusumuz %28. İstatistiklere göre halen bir tehlike yok bizde. Kuduruyorlar, aman diyorlar, Türkiye başımıza bela olacak. Olacağız inşallah. Bu 1000 yıldır gittiğimiz yolu değiştirmezsek, o televizyonda saçmalayan herife inanmazsak, bizim 1000 yıllık yolumuz ehli sünnet vel cemaat yolu, peygamber yolu, sünnet yolu, aziz olacağız inşallah. Onlar da batacak. Gerçek burada, ortada. Evet, işte o çocukları şimdi aldırıyorlar. Ben de söylüyorum dini hükmünü. 40 güne kadar günah. Döllenme olmadan ilaç kullanabilirsiniz. İyi değil, sevap değil ama la be'se bih, fıkıh açısından zararı yok. Yani erkeğin spermiyle kadının şeyini döllenmesini önleyecek ilaç var. Kadının erkeğin zevkine engel değil. Ama döllenmeyi önlen diyor. Bu la be'se bih. Ama döllenme olduktan sonra günah. 40 gün doldurunca katil oluyor ana baba, doktor da katil. Ben de size aktarıyorum. Bakın efendim, ıstırlat-ı fıkhiye kamusu Türkçedir. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı olmuştur. Ömer Nasuh Bilmen hocamız. Herkesin bildiği şeydir. Bakın oraya bakın. Benim söylediklerimi orada da bulacaksınız. Bütün Arapça fıkıh kitaplarında göreceksiniz. Ha işte böyle, aman böyle şeylere gitmeyin. Gitmeyin. Evet, la taktulu emvalekum haşyete imlak. Aşk olacak Müslüman muyum ben dediğiniz zaman Allah'ın bu ayetiyle çatışıyorsunuz. Zaten ben işçiyim. Besleyemem zaten. Zaten çocuğum diye de çocuğunu öldürürsen diyor Allah, bu emre öldürmeyin diyor Allah. Bu Allah'ın bu emrine res çekiyorsun. Evet, şeytan da eskiden makbul bir cin idi. Cennette o vardı. Secde et emrine uymadığı için defol dedi Allah. Şeytan oldu. Evet, Allah öldürmeyin diyor. Açlık korkusuyla çocuğuna. Ayet mi ya? Bakın tefsire. Sen de aç kalır diye öldürürsen bu ayete res çekiyorsun. Aziz kardeşim, defol der Allah. Şeytana dediği gibi Allah korusun. Bilgisizler yapıyor, görüyor musunuz? Sen de doktorsun, para için böyle çocukları alma doktor bey. Sen de Müslümansın. Öyle, ben bilmiyordum. Yok, kanunu bilmemek mazeret sayılmıyor. Türk Ceza Kanunu da var, dinde de böyledir. Ben de sana duyuruyorum. Evet efendim, yürümeden evvel la be'se bih, tamam. Yürüdükten sonra çocuğu aldırmayacaksın. Bu Avrupa'dan geldi bize. Avrupa'dan geldi bize. Biz onu yapınca ileri mi olacağız? Hayır. Homoseksüelliğe yaygınlaşınca ileri mi olacağız? Hayır, öyle bir şey yok.
biz Müslümanız. Onu söylemek istiyorum efendim. Evet, çocukları çocuk yapın, çocukları öldürmeyin, aldırmayın. Allah yarattığın rızkını ver. Onun kefilidir. Yarattığının kefilidir. Allah onun rızkını verir. Sen gerek, sana düşeni yap. Onu söylemek istiyoruz efendim. Evet, şimdi bu buluğa erme ölçüsü fıkıh açısından efendim burada 12 yaş demiş. Ülkeye göre değişiyor. Dediğim gibi Helsinki'de 22 yaşındır. Bizde 18 yaştır kanunda, kanunlarında. Ama dini açıdan kadının, kızın hayız görmesidir. Erkeğin de hamamcı olması, rüya görmesidir. Bunu gördün mü? Mükellef adam oluyorsun. Öyle diyor bak. فَعَلَيْهِ وَلَهُ. Yaptın mı bizzat sen hesabını vereceksin. Günah işlersen soldaki yazıyor. Küçükken yazmıyor. Kendinden sorumluluğu yok da. Mükellef değil. Sevap işlersen sağdaki yönde senin defterine yazıyor. Lehine aleyhine kendinindir. Anası babası ayrı diyor. Ama çocuklar şefaat edecek. Çocukları öldürmeyin, aldırmayın. Çocuklar ölünce de isyan etmeyin. Kadere inanın. Ve bunları söyledik efendim. Evet. İhtilam, rüya görmek veya yaş olarak 15 yaş Türkiye'de şey bu. Evet, bibilu 15 sene. Türkiye'de 15 yaş. 15 yaş bu, eğer rüya görmemişse. Evet, fıkıh sonucu bu. Bu hadis-i şerifi Hazreti Ebu Bekir, İmam Şafii, Deylemi, İbn Asakir, Ebu Ümeme Hazretlerinden evet ve birçok şeylerden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Bir başka hadis-i şerif, zerâril müslimîne fî asâfîr hudr fî şeceril cennâ yekfülühüm ebûhum İbrahim. Müslüman çocukları cennette ağaçlarda yeşil kuşların şeysindedir. Yeşil kuşlarla olacaklar. Böyle ağaç. Cennete girecekler, sorumlu değil. Cennetteki ağaçlarda yeşil kuşların kuşlarda içinde olacaklar. Evet. Küçükler böyle cennete girecek. Sorumlu değil çünkü. Kafir çocuklar ne olacak? Orada sözler var. Onlar da sorumsuz olduğu için cennete girecekler, orada şey olacak, hizmetçi olacak diyorlar. Gidince öğreneceğiz. Allah inşallah nasip eder. Evet, haberler öyle, kitaplar öyle. Evet efendim. Zebihatul Müslim. Zebihatul Müslim. Müslümanın kestiği hayvan. Helal. Semme evlem yüsemmi. Mâlem yeteammet. Ve said kezalik. İnneme harram aleyküm. Allah size haram kıldığı şeyleri fakat fassale lekum ma harram aleyküm. Allah size haram kıldığı şeyleri tafsilatıyla açıklamıştır. Domuz eti yenmez. Eşek eti yenmez. Efendim ayı eti yenmez. Köpek eti yenmez. Yani pis şeyleri saymış, şarap içilmez mesela. Ha, bunları tek tek haram şeyleri şey etmiştir. Hayvanlardan çatal tırnaklı geviş getirenler, sizin anlayacağınız dille konuşuyoruz. Çatal tırnaklı geviş getiren, evet, çatal tırnaklı domuzun da çatal tırnaklı ama geviş getirmez. Hem geviş getirecek hem çatal tırnaklı. Öküz geviş getirir, koyun geviş getirir, keçi geviş getirir. Hem çatal tırnağı hem geviş getiren, hani anlayacağınız dille söylüyoruz. Bunlar kesilmekle, evet, kesmeden yenmez. Avrupalı ne yapıyor? Kanda protein çok, onun için kesersem kanda protein akıp gidiyor, kayıp diyor, kalorisi gidiyor. Arkasında, beynin arkasında 10 mililik soğanı var senin, oraya dokundun mu gidiyorsun. Hayvanın orasına dokunuyorlar, hayvanı öldürüyorlar. Kadın kanından yaralanmak için kesmek yok onlarda.
Hayır. Müslüman kesilmeyen hayvanı yiyemez. Evet. Gavur kesiyor. Yenmez. Ateist, dinsiz kesiyor. Yenmez. Evet, Müslüman kesecek. Müslüman kesti mi? Müslüman hayvanı keserken, her hayırlı işi yaparken Bismillah der. Bunu bilir. Onun için unuttu besmeleyi. Kesti, yiyin diyor Peygamberimiz. Müslümanın kestiği besmele çeksin çekmesin ma'lem yeteammet. Kasten çekmeyeceğim ulan. Ne yani? Demedikçe, unuttukça, kasti olmadıkça Müslümanın besmele çekip çekmediği hayvan yenir. En güzeli besmele çekmektir. Bismillahi Allahu Ekber diye gırtlağından kesmektir. Canı çabuk çıksın, acımasın diye. Ensesinden kessen kanı aksan da yenir. Ama canı acıyacağı için hesap soracak, hakkını alacak. Kestiği hayvan, sen benim canımı acıttın diye. Gırtlağından kestiğin zaman burada tam yerinden kestin mi anında canı çıkar, zahmet çekmez, acı çekmez. Hayvanı böyle keseceksin, kıbleye döndüreceksin. Güzel iş, hayırlı iş, Bismillah diyeceksin. Böyle keseceksin. Ama unuttun, Müslümansın. Yenir diyor Peygamberimiz. Kasten çekmeyeceğim demedikçe. Av konusu nasıl? Av avlanmak mübahtır. Ben de söylüyorum. Oğlan, kız, gidikte randevu evlerinde, kahvelerde pişpirik oynayacağına, pislik öğreneceğine, tiner öğreneceğine, uyuşturucu alışkanlığı öğreneceğine, evet, ver eline bir tüfek, gitsin kuşlarla avcılık yapsın. Kırlarda, bayırlarda, kahvede tavla oynayacağına avcılık yapsın, çok iyidir. Hatta kahvede tavla oynayacağına oğlumuz, kızınız spor yapsın. Spor yaparken tabii ölçüler var. Erkeğin göbeği altıyla diz kapağı arası örtülmesi lazım. Şortunu uzun giysin lan. Avrupalılar kısa giydi diye onu yapmasın. Sen Ali'sin, Hasan'sın. Şortunu uzun giy. Eyvallah. Efendim futbol topunu oynayınca Hüseyin'in kellesini o. Yok, öyle bir şey yok. Hazreti Hüseyin zamanında futbol yoktu ki. Sonra da icat edildi. Öyle bir şey yok. Evet, kahvede oturacağına futbol, ama kumar yok. Şu takım varsa şu kadar para falan, ama bu yok. Bu haram. Gitsin futbol oynasın, voleybol oynasın. Kızlar da kendi aralarında kolları, bacakları açar. Ama başkalarının önünde kızın kapanacağı yerleri, yüzü, eli, ayağı hariç nikah düğücü erkekler görünemez diye kanun var. Bunu ben icat etmedim. Vela yübdine zinete hünne. Evet, onlar örtülerini örtsünler, yanlarına salsınlar. Boyunları, kulakları görünmesin. Allah'ın emri bu ya. Bakın o Hakk'ın Kur'an'ı, resmi tefsirdir. Bakın oraya. Bakın oraya. Vücut hatları belirlenmesin. Erkekler huzurunda böyle. Ha, kendi kendilerine erkek yok. O zaman tamam. Golü bacağı açık olabilir. Kızlar da voleybol oynayabilir. Basketbol oynayabilir. Futbol oynayabilir. Oynarlarsa kendi aralarında. Kahvede oturup da pişpirik oynayacağına bizi izin verin. Dedim ya. Efendimiz gençleri mescitte güreştirmiş yahu. Genç bu, kanı kaynıyor. Güreştirmiş. Hem de Ayşe anamız gelmiş arkasına. Ulan demiş, iyi tutun, iyi güreşin. Ha, ananız bakıyor demiş bak. Oyun oynamayın, ciddi güreşin diyor. Buhari hadisi bu. Gencin buna ihtiyacı var. Ama sınırları, dinin sınırlarını aşmayacağız. Evet, kumar oynamayacağız. Şimdi bunları hep Batı bize soktu. Oradan olduğu gibi geldi. Evet efendim, bunları söyleyeceğiz, söylüyoruz efendim. Müminin kestiği diyor, işte böyle kasti olmadıkça yenir. Ama besmele çekmek hayırlı bir iş. Mubah işlerde Peygamberin sünnetidir. Unuttuysa haram olmaz, ama kasten besmele çekmediği leş alır. Kitapsız herifin kestiği yenmez.
kesilmeyen hay leştir yenmez. Ehli kitap Müslüman bulamamışsan eyvallah, ona bir şey demiyoruz. Ama dinsiz bir adam, ateist bir adam kesinlikle onun kestiği yenmez. Buna dikkat edeceksin. Buna öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kesilen hayvan bu şekilde arz ettiğimiz şekilde kasti yapmadıkça kestiği yenir unuttuğu için. Evet. Burada açıklamaları size aktardım. Yani netice itibariyle yeme içme ibadette zevk alıp almamaya çok etki ediyor. Ya hocam namaza duruyorum, her türlü pislik kafama geliyor. Bir sebebi de budur. Helal yemiyorsan, besmelesiz kesilen hayvanın etini yiyorsan namazdan tat duyamazsın arkadaş. Öyle diyor bak. Feminhu ettevarru an ekli metrukü tesmiye. Evet. Besmele çekilmeyen hayvanı yememeye dikkat et. Bakın son sınırı söyledim. Kasti besmele çekmedikten sonra yenir diyor. Bu cevaz ama besmele çekildi kesmişse onu ye diyor. Dat duyamazsın diyor. Namazda dat ibadet duyamazsın. Ona dikkat et. O nereden bileceğiz hocam? Tamam. Sende bir şey yoksa. Ama ben de Müslümanlara diyorum ki kasap olan oğlunuz, arkadaşınız devletin mezbahasında memursa, işçiyse düğmeye basarken Bismillah desin. Bu kadar insanın yediğini besmelesi yedirmesin. Yoksa getirle buraya. Nasıl bir iyi biliyor? Bu diyor ki yok lan bu hain hiç besmele çekmedi diyecek. Siz de buna inanıyorsunuz. Her şey yazılıyor. Her şey yazılıyor. Sabit bir şeyler. Bunu çoluğunuza, çocuğunuza, komşunuza, arkadan öğreteceksiniz. Düğmeye basıyorsun, makineyle kesebilir. Eyvallah, bir şey demiyoruz. Ama Bismillah desin. Avı atarken de, avdan çıktık ya, kessin, dursun, tamam, av mubahtır. Ama İbrahim Ethem av avlıyormuş, şeymiş, kralmış, padişahmış, dürüst adam, güzel adam, av avlanırken Allah'ı zikrediyormuş. Yani hem av avlıyorsun, sen av avlamak için mi yaratıldın lan demiş Allah. Bırakmış padişahlığı, İbrahim Ethem olmuş biliyorsunuz. Ama helal, caiz. O Mevlana'nın, Yunusların işi o. Büyük adamların işi. Onlar can acıtmazlar. Peygamber de can acıtmazmış. Kendinin canını acıtan kafirlere bile dağ meleği gelmiş, taifler taşlayınca ayaklar kan dolmuş. Emret demiş, şu dağları tepesini yıkayın bu hainlerin. Hayır demiş. Rahmet peygamberi. Bunlar inanmıyorsa çocuklar inanır. Öyle merhamet. Evet, bu yolu tutanlar ava gitmezler. Ava gitmezler. Ama fıkıh açısından ne diyorum? Cevaz var. Besmele çekeceksiniz. Bismillah atacaksın. Vurursan vurmak, kesmek yerine geçer. Ama vurdun, düştü. Böyle paldır küldür düştü. Yak bir sigara lan. Ne olsa kaçamaz, yaraladık. Eti yenmez beyefendi. Ben fetva vermiyorum. Fıkıh kitabında aktarıyorum. Vurduktan sonra hiç zaman harcamadan koşacaksın. Çırpınıp dur böyle. Hemen bıçakla Bismillah deyip gırtlağından keseceksin. Çırpınıp dur. Kaçamazsın. Yak bir sigara. Yenmez, leş olur. Leş olur. Ama vurdun, koştun, çoktan gitmiş. Ye, afiyet olsun. Vurmak besmele. Canı çıkmış. Vurmak kesmeye geçer bu şekilde. Ama çırpını dururken vardın, bekliyorsun. Yenmez. İlla bıçağı keseceksin. Kesmedikten sonra da yenmez. Onu arz ediyorum. Öyle diyor. Av da böyledir. Aynı şey gibidir diyor. Diğer şeyler gibidir. Av da böyledir diyor. Evet, avın yasaktır demiyor yani. Dikkat ederseniz onu arz ettik. Şimdi besmele çekmeyen yenir mi yenmez mi konusunda ayetler var tabii. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 121-119 ayetlerinde ve ma lekum ella te'kulu mimma yuzkeru ismullahi aleyhi ve la te'kulu mimma yuzkeru ismullahi aleyhi.
Besmele çekilmeyin, yemeyin var. Bir de bir başka ayet var. Kasti bir şey yok. Ayet. Bu helal dediğimiz hayvanları niye yemiyorsunuz diyor Allah. Ha, peygamber onu söylüyor işte. Adam kasten besmele çekmeyeceğini dememiş, unutmuş. Niye yemiyorsunuz diyor. Allah işte şu yenir, şu yenir, şu yerin bundan ötesi haram kılınmıştır diye saymış. Ama adam unutmuş. Niye yemiyorsun onları diyor Allah ayette. Peygamber de onu açıklıyor işte. Kasti olmadıkça besmele çekmese de Müslümanın kestiği yenebilir. Evet, bu hadisi de Abdübni Hümeyd Raşid bin Sa'd Hazretlerinden nakletmiş. Evet. Zebbu an a'radikum. Evet. Irzlarınızı koruyunuz. Bi emvalikum. Mallarınızla koruyunuz. Evet. Allah Allah. Irz, mallar nasıl korunur ya? Tabanca ile silahla iki tane çakarsın, yıkarsın, herifi korusun. Evet, mallarınızı, ırzlarınızı, mallarınızla, ırzlarınızı, mallarınızla koruyunuz buyurmuş Peygamberimiz. Kalu ve keyfe ya Resulallah, malla ırz nasıl korunur ya Resulallah diye sormuşlar. Evet, Efendimiz buyurmuş ki kâle tu'tûne şâira ve men yehâfûne lisânehu. Çirkef bir adam var, önleyemiyorsunuz. Adam Müslümanlar çatarak böyle meşhur olmuş, kalemi kuvvetli, etkisi çok, okuyanı çok, şiir söylüyor, dünyada bir numara olmuş. Adam zaten inançsız bir adam, onun derdi para değil mi? Verin parayı diyor, size çatmasın, Müslümanlığa çatmasın, ırzınız namusunuzu korusun. Bir yol diyor, bu caizdir diyor. Başka türlü ondan kurtulma imkanınız yoksa, verin onu da susturun diyor. Müslümanlığa çatmasın, sizin ırzınıza, namusunuza çatmasın diye bize savunma şeylerinden birisini yapmış. Efendimiz böylece Hazreti Ebu Hureyre'den bir hadis daha okuyorum. Zeru el arifin el muhaddesin. Evet. La tunziluhum el cennete velen nar hatta yekun Allah ellezî yakdî fîhim yevmel kıyâme. Şimdi halk arasında camilerde de oluyor bazen. Duruyor buraya, konuşup duruyor kendi kendine. Siz ona meczup diyorsunuz değil mi? Hadis bu işte. Bazen söylüyor, tutturuyor, vay anasın diyorsunuz. Saf, aklı yok. Ağzından ne dediği çıktı bilmiyorum. Bazen çıktığı söz vay doğru. Böyle meczuplar vardır. Onları melekler söylerler. Söylerler. Onu da kimse nazar almaz olduğu için söylerler. Aslında sırlar söylenmez. Ama zaten meczup olan ya. Bunun dediğine inanır mı der herkes. Onun için melekler ona sırları söylerler. O da böyle çırpınırken falan şeyleri söyler. Böyle gizli şeyleri söyler. Sakın onları küçük görmeyin diyor. Ağzından çıkana dikkat edin. Evet. Ama mübarek adam. Cennetin orta göbeğine gidecek ya. Bildi lan. Baksana olayları biliyor lan. Demeyin diyor. Allah onun hakkında ne karar vereceğini bilmiyorsunuz diyor. Onları küçük görme, tersleme, hor görme. Çünkü melekler bazı şeyler söylerler böyle o delilere, meczuplara. Fakat %100 cennetlik de demeyin diyor. Allah ona ne karar verecek bilmiyorsun siz diyor. Kendi hallerine bırakınız. Halk arasında bunlar görülüyor biliyorsunuz. Bu hadis-i şerifi de bizi uyarmış Peygamberimiz. Cennete de cehenneme de sokmayın bu adamı, bu adamları. Allah kıyamet gününde onlar hakkında hüküm verinceye kadar işi Allah'a bırakın diyor. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah.
Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil âlemin. Erhamenirrahim. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım selam. Birer elem neşrah leki şerif ma'al besmele-i şerife. Elem neşrah leki sadrık ve vada'na anke ve sükreti ve rafa'na aleke zikret ve inne ma'lum sülüsü'nne ma'lum sülüsü'nne. On üçer ihlas-ı şerif ma'al besmele-i şerife. Kul huvallahu Allah'ın ağzını. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Elhamdülillahi rabbil alamin. Müstakim sıratal lazina enamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Allahum salat. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine hediye edip vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-i paklerine hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Cümlesinin ehli beyt, el, ashab, ötbalar, rıdvanullah aleyhi mecmen efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine de hediye edip vasıl eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyh mecmain ervahını da hediyelik vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, onu yetiştiren üstazlar, bizleri yetiştiren üstazlarımız, müşah efendilerimiz, eserlerine yararlandığımız hocalarımızın ervahıyla beraber şuracıkta toplanan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahı bu aziz vatanı bizlere hediye için ve halen namusumuzu, canımızı, malımızı korumak için şu edanın, güzatın ervahı ya Rabbi onların ervahını öncelikle haseten hediye edip vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecenizi yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenete tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Ya Rabbi ayıplarımızı ört, setreyle. Günahlarımızı affet, bağışla ya Rab. Hakkı görüp bizi hakka teslim olanlardan eyle. Batılı görüp batıldan uzak kalanlardan eyle. Her an seni zikreden şakir, zikreden zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden şakirlerden eyle.
hayatı boyunca her an seni anan, gaflette, gaflet yollarında, işlerinde ömrü tüketmemiş, senin emirlerine uymuş, haramlardan sakınmış, helaldan ayrılmamış, salih kullarından olmak için bize yardımı esirgeme ya Rab. Bizi bize bırakma ya Rab. Tevfik-i Samadani'ye bizleri mazhar eyle. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Ya ilahel alemin, Müslümanlara merhamet eyle. Müslümanlara ihsanınla, lütfunla, affınla, kereminle muamele eyle. Kafirleri zelil eyle, kahreyle ya Rab. Ya ilahel alemin, hastalarımızı şifa lütfeyle. Darda kalanlarımıza genişlik lütfeyle. Ya ilahel alemin, bizleri, imanımızı kavi eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü uzun, hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalından bol eyle, cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, kabir azabından, mahşer sıkıntılarından, ahiret sıkıntılarını bizleri muhafaza eyle ya Rab. Şu dualarımızı da Kabe-i Muazzama'da Ravza-i Mutahhar'da edilen salih kulların hoşnutluğunu da kabul, fetekabbele hasene, bir kabulün hasenin, güzel bir şekilde kabul buyurdun, beyan ettiğin o kişilerin duaları arasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Allah denince, Kur'an'ın senin kelamı okununca tüyleri ürperen, imanı ziyadeleşen, artaran bir kamil imana sahip olmayı bize nasip eyle. Bizlerden, çoluğumuz, çocuğumuzdan, zürriyetimizden de iman ve İslam'ı esirgeme. Onları da küfürden, şekten, şüpheden, isyandan, kötü ahlaklardan muhafaza eyle ya Rab. Subhanakallahumma ve bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek, nestağfiruk ve netubu ilek, subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.